Merhabalar İyiyim, sizi sormalı. hocam. Teşekkürler, ben de iyiyim. Yine aslında dolu dolu bir kılavuzla ama önceki yıllara göre çok aşırı Evet. farklılıklar içermeyen bir kılavuzla karşı karşıya kaldık. Sadece işte bu yıl içerisinde taban puanların kalkması ile ilgili ana maddeler vardı ve bundan dolayı aslında sınava giren ve sıfır çekmeyen herkesin tercih yapabileceği bir sonuç elde ettik. Muhtemelen bundan dolayı da boş kalan kontenjanlar geçen yıllardaki bunların artık boş kalmaması öngörülüyor aslında. Ayrıca kılavuzda önceki yıllardan farklı olarak göreceğimiz bir şey yok dememin sebebi de şu. Yine bir tablo 4 ve yine bir tablo 3 kısmı vardı. Bir kısmı 2 yıllıkları ilgilendiren, bir kısmı 4 yıllıkları ilgilendiren kısımlar bunlar. Yine orada özel koşullardan da bahsediyordu ve özel koşullarda dikkat etmemiz gereken birçok etmen var. Bunlar da üniversite ve bölüm bazlı olarak da değişecek. Birazdan birkaç örnekle yine bunları devam ederiz Çesil Hocam'la birlikte. Ayrıca burada bir küçük detayda şundan bahsetmek gerekecek diye düşünüyorum. 2 yıllık tercih edecek adaylarda da kontenjanlarda epey bir açılma da var. Ama sınava giren aday sayısının da arttığını da düşünürsek aslında bu yıl ve 2021 YKS'ye göre ciddi bir artış özellikle başvuru sayısında. Bu sene ne olacak, ne bitecek, tercihler nasıl gelecek sonuçları epey insanların kafasında bir soru işareti yarattı. 2020'de şöyle bir şey görüyorum. 2 milyon 424 bin kişi başvururken 2022'de 3 milyon 234 bin kişi başvurmuş. Yani yaklaşık 1 milyon 200 bin kişilik 1 milyon kişilik bir artışımız var. Hani 800 bin falanları geçiyorum. Ortalama bir şey söylüyorum burada, yanlış anlaşılmasın. Yani 1 milyonluk bir kayma var bir kere söz konusu olan burada. Çok ciddi bir veri. Bu da bize şunu söylüyor. Şimdi sayısal verilerde ortaöğretim kurumları son sınıfta okuyan adayların sayısında bize TYT'ye giren 901 bin kişi var diyor bu yıl. 2020'de baktığımızda ise aynı veride çok büyük bir farklılık görmüyoruz. 881 bin kişi var. Yani 20 bin kişi oynamış aslında sadece. Hani arada 1 milyon kişi fark ediyor ve yeni mezunlardan, lise grubundan sadece 20 bin kişi aslında değişen sayımız. Bu da bize şunu söylüyor. Geri kalan 1 milyon insan nerede? 2020'de zaten sınavın bir kısmını attılar. Hani dahil etmediler sınav kısmında. Ne oldu? Orada zaten memnun olmayan süper kaymalarımız var ki biraz sonra bundan da bahsedeceğiz aslında. Süper kaymalar yaşandı. Geçen yıl pandemi yine aslında devam ediyordu. Okullar ve dershaneler bir açıldı, bir kapandı derken bu yıla daha da fazla hani başvuru oldu. Gelecek yıl bununla benzeyen bir sonuçla karşılaşacağımızı yine düşünüyoruz. Ki 4 artı 4 artı 4 sistemimiz geliyor biliyorsunuz yani. Bu yıl yine çok fazla yığılma yüzünden inanılmaz kaymalar yaşayacağımızı düşünüyoruz. Ve öğrencilerin ilk şeyi ben mezun ama kalsam olur yani şimdiden. Daha önceki sınav puanlarının yığınsal dağılımına baktığımızda bizim hani 180 ve üstünde 2 milyon kişiden kaldığını görüyoruz. Bu yıla baktığımızda bu yıl 2 milyon kişi kaldığını görüyoruz. Yanlış ifade ettim, pardon. 2020'ye baktığımızda ise 200 binin üstünde 1 milyon kişi var. Yani 1 milyon kişi geldi. Bu 180 barajı çok önemli bir şeydi bizim için. Şimdi 180 barajını attılar. Buradaki insan sayısında inanılmaz bir artış var. Yani ki 2020 ile karşılaştığımda bile ne kadar yığınma olduğunu görebiliyorsun. Yerleştirme puanlarına baktığımızda ise 190 ve üstünde 2022'de 2 milyon 804 bin kişi görüyoruz arkadaşlar. O yüzden bu yıl evet benim sıralamam çok iyi. 30 binlerdeyim. 50 binlik yazmama gerek yok. Falan. Öyle bir şey yok. Hani öyle bir şey yok. Yukarı yönlü. Hani esnetmeden ziyade biz aşağı yön. Yani daha düşük sıralamalara bakın olacağız burada. Öğrencilerin nasıl tercih yapması gerekiyor? Çünkü sıralamalar ve puanlar arasında ciddi farklılıklar olduğunu söylüyor öğrenci. Dikkat etmeleri gereken şey burada verilen sayısal veriler. Çünkü bu sayısal veriler dolayısıyla geçen yıllarda özellikle pandeminin ilk yılında o bazı konuların çıkarıldığı sınavda demiştik ki çok daha önden bir liste tutalım, çok daha geriden bir liste tutup makası açalım. Sonra geçen yıl bu makası biraz daha daralttık. Dedik ki şu kadara düşürelim, arkadan da bu kadar yapalım. Ama bu yıl öndeki makası düşürürken aslında arkadaki makası biraz daha geriye doğru açmamız gereken bir sürece geçtik.
Çünkü çok başarılı olmasını beklediğimiz aslında birçok öğrencinin sonuçlarının bekledikleri gibi gelmediğini gördük. Hatta geçen yıl belki de aldıkları puanlarla çok üst sıralamalarda yer almasını beklediğimiz öğrencilerin o puanlarla çok daha düşük sıralamalarda yer aldıklarını gördük. Buradaki ana kaynaklardan birisi de şuydu. Sınavın zorluk bakımından geçen yıllara göre bir tık daha kolay olması ama seçici sorularında gerçekten de seçici şekilde davranmasıydı. Şimdi bunu da görünce ve sonuçları ve puanları karşılaştırdığımızda sakın sakın puan bazlı bir tercih yapmasın adaylarımız. Puanlara göre tercih yapıldığında muhtemelen o sonuçlar size hiçbir şekilde doğru bir veri vermeyecek. Sıralama bazlı tercih yaparken de %10 önden alın derdik. Hatta bunu %20'ye kadar esnetin diyebilirdik ama %10'dan daha fazlası bu yıl bizim için kabul edilebilir. Hatta gelebilir diyebileceğim bir aralıkta olmayacak. Çünkü bu sene sıralamada o aradaki 3-5 kişinin bile çok ciddi fark ettiği verilerle belirli olarak görülüyor. Burada dikkat ederken de kontenjanı dolmayan bölümler vardı geçen yıllarda. Şimdi bu kontenjanı dolmayan bölümü ben tercih ederim de gelir nasıl olsa gibi bakacak adaylar da olacak ama bu yılki barajın kalkması dolayısıyla ihtimaliniz var ama gelmeme ihtimali de çok yüksek diyebilirim. Çünkü barajın altında yer alan insanlar zaten orayı tercih edememişti ama şimdi tercih edebilecekler. Sizin o grup içerisinde ne kadar bir sıralamada yer aldığınızın aslında çok büyük bir ayrıntısı var. Ve bu ayrıntıya dikkat ederlerse muhtemelen mantıklı ve gelebilecek bir tercih yapabilirler. Önce devlet mi seçeceğim, özel mi? Sonra özel seçeceksem burslu mu seçeceğim, yoksa yarı ücretli, yoksa tam ücretli mi? Hatta özel seçeceksem yurt dışı mı, Türkiye mi? Gibi birçok şeyi devreye alacaklar ve bunun üstüne üstlük mezun olduktan sonra ben bununla ilgili bir iş bulabilir miyim durumunu da oraya dahil edecekler. Ve bunların her birini harmanlayıp iyi bir uzlaşıyla doğru bir tercih yapmalarını bekliyoruz. 20 puanlık bir dilimde mesela 410 ve üstü, 390 ve üstüye baktığımızda yaklaşık 30 bin kişi yapıyor. 20 puanda 30 bin kişi. Ki bu daha aynı üst kısımlarda böyle. Yani bu ne demek? Sizin 20 puana karşılık bir, yani her bir puanınız 1000 kişi bile ötelerken bu daha aşağılara indiğinizde şöyle bir şey oluyor. Mesela özellikle bu ön lisans programları 180 barajının kalkmasının ne demek olduğunu izah etmek için bunu anlatmak istiyorum. Arada 931 binken 1200-2000'e falan 300 bin kişi falan atıyor. 20 puan 300 bin kişi neredeyse atıyor. Aşağı indikçe daha da sıkılaşıyor burası. Yani daha da fazla insan giriyor bu arada. Hani puan ne kadar düşüyorsa o kadar fazla insan bu yarımsal dağının içine giriyor. Yani sizin bir puanınız binlerce kişi demek burada. Lütfen yukarı doğru çok uçmayın. Ölü tercih daha az yapın diyor. Daha garanti şeylere bakın. Ha, şöyle de bir şey olmaz mı? Onu da söyleyelim. İşte bu ekonomik sebeplerden dolayı işte şöyle bir şeyler duyuyorum. Özellere tercih daha az olacak gibi şeyler duyuyorum. Bu tezi de çürütmek için şunu izah etmek istiyorum. Birçok insan artık işte mesela İzmir'de oturuyor diyelim. Çocuğunu Ankara'ya göndermek yerine İzmir'de bir özel üniversiteye göndermeyi tercih ediyor. Çünkü şehir dışını okutmak neredeyse zaten özelde okutmakla aynı ücrete geliyor. İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde evet özellere rağbet artabilir. Çünkü buradaki özel üniversiteler marka değeri taşıyan üniversiteler. Yani yurt dışında da bir etiketi var. Yani biraz daha idealist dediğimiz öğrenci grubu ve ailelere özellikle yabancı dilde eğitim alsın, iyi bir kadroyla olsun, vizyonu bu doğrultuda gelişsin dendiğinde buralara rağbet yine çok fazla olduğunu da görüyoruz. Hani ekonomik durumlarda yok işte özel olmaz gibi de düşünmemesi gerektiğine dikkat çekmek istiyorum. Özel okul tercihinde neye dikkat edilmesi gerekiyor? Orada hemen şöyle bir yine dikkat çekeceğim kısımlar var. Bir kere özel okullardan, yani daha doğrusu vakıf okullarından kastımızda şimdi özel durumların içine yetenek sınavları da giriyor. Okul birincileri giriyor, TÜBİTAK'lar giriyor. Hani özel durum dediğimizde iş çok geniş aslına bakarsanız. Hani okul birincileri, TÜBİTAK'lar lütfen kılavuzu ayrıca incelesin. Çünkü ek kontenjan dediğimiz bir şey var. Fakat vakıf üniversitelerin bazı getirdiği şartlar var. Bunlardan bir tanesi mesela yabancı dil. Hani inanılmaz önemli bir şey bizim için ve her seferinde ilk karşımıza çıkan engel olarak düşünebiliriz bunu. Çünkü eğer İngilizceniz yeterli değilse hazırlık okuyacaksınız ve
Hazırlık sınıfları genellikle zorlu bir yıl olur. Yani biz zaten çok yoğun tempodan çıktık. Hadi hazırlıkta kalalım. Biraz keyif yap. Öyle gitmiyor hazırlık. İngilizce hazırlığı ya da başka bir dildeki hazırlığı lütfen ya boş gelip geçeceğiz, yatacağız diye bakmayın. Yani yazın bunun için çaba sarf ediyor insanlar. Özellikle kurslara gidiyorlar, işte sınavlar yapıyorlar. Hani bunun yöntemleri de var. Evet, buna dikkat edebilirler. Bunun dışında ilk 3, ilk 5, ilk 10'a yazıldığı takdirde burs veren üniversiteler var. Kesintisiz burs olabilir, devamlı olabilir, devamsız olabilir. Bunu da yine ek koşullardan bakabiliyoruz. Her bölümün ayrıca ek koşulu var. Bunu da iletmeliyim. Yani vakıf üniversitesi ve devlet olmaksızın var. Yani bazı bölümlerde, hassas bölümlerde diyorlar ki işte şu 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 şartları sağlamanız gerekiyor. Hani buna dikkat edilmesi gerekiyor. Vakıflarda ayrıca sosyal olanaklara dikkat edebilirler. Hani vakıf üniversitesi var, vakıf üniversitesi var. Yani özel dediğimiz tek katta oluşan bir apartman dairesinden de oluşabildiği gibi inanılmaz büyük ve güzel konseptli kampüslere sahip okullarımız da var. Ve devletlerle vakıfları belki ayıran en önemli şeylerden bir tanesi sosyal avantajları. Yani öğrenciyi destekleyecek sosyal kısımları oluyor. Hani yurt dışı bağlantıları oluyor. Yurt dışı bağlantılarında da şuna dikkat etsinler lütfen. Hangi ülkelerle çalışıyorlar? Çift diploma hakkı var mı? Birçok üniversitenin böyle şeyleri var. Yurt dışı bağlantılarında hani avantajlı kısma getiren şeyleri bu. İşte akademik kadrosu ne? Yani vakıf seçiyorsunuz sebebi ne? Grafik tasarım bölümü ya da iç mimarlık bölümü gibi bazı bölümler iç mimarlık kalmadı galiba ama yine de bakmakta fayda var. Yetenek sınavıyla da alıyor, puanla da alıyor. Hani şimdi ya evet ben grafik tasarım istiyorum. İşte bundan birkaç yıl önce özellerden, vakıflardan bir tanesi puanla alırken bir tanesi yetenekle alıyordu. Ve öğrenci hani hangisine çalışan şaşırmıştı. Hani ne yapacağım ben yetenek sınavına da gireyim tamam buna da yapayım da. Bu yetenek sınavları gibi sınavları zaten okulların kendi sayfalarından takip etmelerine avantaj var. Ayrıca özel üniversite tercih etmek isteyen öğrencilere şunu söylememiz lazım. Birebir telefonla oradaki danışman kişiyle görüşmelerinde fayda var. Benim sıralamam şu. Ben sizin üniversitenizdeki bilgisayar mühendisliğini tercih etmek istiyorum dediğinde oraya birkaç küçük detay eklenecek. Atıyorum diyor ki ben 30 binin altındaki beni tercih edecek, şu bölümü tercih edecek öğrencilere yurdumu ücretsiz kullandıracağım şu şu şartlarda. İşte böyle detaylar da var. Ve bu detayları aslında tanıtımlarda çok da erişemeyeceğimiz belki detaylar. Ama oradaki danışmanlarla görüştüğümüzde bu imkanı görebilmek bizim için çok değerli ve kıymetli olacak. Ekonomik koşullar nedeniyle birçok öğrenci bulunduğu şehri tercih edecek belki de. Çünkü çok ciddi artan maliyetler var. Ama burada özel üniversitelerin işte şu gruptaysan ben sana yurdumu ücretsiz kullandıracağım demesi aslında o öğrencinin başka bir şehri tercih etmesi için çok önemli bir sebep noktasına geliyor. Bunları da Evet. gözden kaçırmamaları lazım. Ek şartlara ben de bursları da eklemek istiyorum. Hani madem ek koşullar ve ek durumlardan bahsediyoruz, burslarda da burada iki tip bursumuz var. Vakıf üniversitelerinin sağladığı burslar var. İşte az önce söylediğim gibi tercih sırasına göre verilen burslar var. Bir de onun dışında burslu kazanımlar var. Öğrenciler burslu kazanıyoruz ayağıyla şunu atlamamaları gerekiyor. Bazı burslar kesintiye uğrayabiliyor. Not ortalamanız 2,5 ve 6 olduğunda mesela bursunuz kesilebiliyor. Ya da bir dersten kaldığınızda bursunuz kesilebilen burslar var. Her burs yani kesintisiz değil. Ha şu da var. Hiç bursunuz kesilmeyen üniversiteler de var. Sınıfta da kalsanız, sınıf tekrarda olsa, yaz okuluna da kalsanız, okulunuzu uzatsanız da işte sıralamanız aşağılara düşse de bursunuz kesilmiyor bu üniversitelerde. O yüzden lütfen bunları kontrol etmeyi unutmasınlar. Burs deyince bir de devletin ya da diğer vakıfların verdiği burslar var. Bunların da bir kısmı karşılıklı, bir kısmı karşılıksız. Yani esasında geri ödemeli ya da geri ödemesiz olarak olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bir de ek kontenjanlar var. Bunlarda artışlar, azalışlar oldu. Onlardan biraz bahsetsek. Hem ön lisans hem lisans programlarının arttırıldığını görüyoruz. Daha öncesinde bizim lisans programlarımızda daha fazla kontenjan varken bu son ek kontenjan artırımıyla beraber ön lisans programlarıyla lisans programlarının hemen hemen başa baş kontenjanlara sahip olduğunu görüyoruz. Fakat şimdi kontenjan arttırıldı deniyor da şöyle bir şey var. Bazı bölümlerin kontenjanı da düşürüldü.
Hani bütün bölümlerin Hı arttırılmadı. Burada da bir yanlış algı hı. Hı. oluşturulmaması gerekiyor. Lisanslarda 8.258'i lisans olmuş. 22.421 ön lisans arttırımı olmuş. Yaklaşık 30 günlük bir arttırımımız varmış. Bazı bölümlerin kendi içinde bir kontenjanı azalırken o şehirde azalmış ama bir başka şehirde, bir başka üniversitede kontenjan artmış. Hani bizim burada söylediğimiz genel ortalamalara ziyaden bir kontenjan artışıyla alakalı. O yüzden hani dikkat edecekleri hususlar da şu: tercih yapacağım, kılavuza baktım, yok Atlas'ta. Hani sıralaması bu. Geçen yılki kontenjanı 200 küsürmüş diyelim bu bölümün. Ama bu yıl belki de 150'ye düşecek. 150'ye düşmesi demek onun muhtemelen sıralamada daha yukarıya çıkması anlamına gelecek. O yüzden bunlara dikkat etmeleri lazım. Üniversitenin kendi içinde kontenjanı artmış mı o bölümün, yoksa azalmış mı? Bir önceki yıl 150 alırken bu yıl 100'e mi düşmüş, 200'e mi çıkmış? Bu da tercih yaparken çok önemli bir unsur. Çünkü geçen yıl 23 bin alan bir üniversite 150 öğrenci alırken bu yıl 100 öğrenciye düşerse muhtemelen ilk 20 binin içerisine pat diye girecek. Çünkü mevcut orayı tercih eden öğrencilerin sıralamalarını şöyle yukarıdan aşağı yaptığımızda, son 50'yi çıkardığımda bir önceki yıl bile 20 binin içine girebilecek bir sıralamada olacak. Çünkü bizim baktığımız taban sıralamalar, ama tabana baktığımda belki orayı tercih eden 5 binle de bir öğrenci var. Ve birçoğu belki de ilk 20 binin içinde ama son 50'si belki 20 ile 23 bin arasında. Bu da bizim için kritik başlıklardan birisi. Lütfen tercih edeceğiniz üniversitenin kendi içindeki kontenjanı artmış mı, azalmış mı? Buna da bir ayrıyeten dikkat etmekte fayda var. Ön lisans puanıyla lisans tercihi yapılabiliyor mu ve yani nasıl bir durum ortaya çıkıyor diyeyim. Şimdi TYT puanıyla aslında sadece ön lisans programları tercih edebiliyoruz. AYT puanıyla yani yığınsal yerleşme puanımız da işte sayısal, sözel ve dille de aslında 4 yıllık programları tercih edebiliyoruz. Ama şeyleri gördüğümüz var. Evet, TYT'de mesela eskiden 180 barajına takılan öğrencilerin bir kısmının AYT puan sonucunda hani 4 yıllık puan bölümleri de tercih edebilecek puanları aldığını görüyoruz. Ama yine burada puan kısmına takılıyoruz aslında birazcık. Şimdi şeyde yok atmasının sayfasına baktığımda ben TYT puan ve işte ön lisans programlarına baktığımda filtrelerde puan aralığı görüyorum. Şimdi puan aralığına göre tercih ediyorsun. Geçen yıllarda en fazla 1 milyon 400'de falan kalmış. Çünkü 2 milyon insan girmiş, gerisi de elenmiş. Zaten olabilecek en fazla işte 1 milyon 400 bin olmuş yani. Bu yıl ama öyle bir şey yok. Yani adam 2 milyon 800 bince olsa da hani tercih yapabiliyor. Şimdi bu TYT'de ne yapacaklar? TYT puanı ön lisans yaparken biraz kör atış olacak ve iyice sıkışacak durum. Çünkü atıyorum Isparta çapında düşündüğümde su ürünleri fakültesi, evet, yıllarca burada çok iyi öğrenciler yetiştirmiş bir bölümken, son yıllarda belki 5-6 öğrenciyle bölümü devam ettiren bir fakülte kısmı olarak devam ediyordu. Ama bu yıl muhtemelen full kontenjana yaklaşacak. Sebebi şu: her öğrenci bu fakülteyi bitirmek için gelmeyecek, bu bölümü bitirmek için gelmeyecek. Kimisi askerliği uzatmak için, kimisi ben üniversite okudum demek için gelecek. Nasıl olsa barajı geçtim. Hazır ben burası kontenjanı dolmamış, hazır bu mühendislikte mühendislikler içerisindeki 300 bin barajına takılmayan bir bölüm, o zaman ben burayı bir yazayım da kullanayım'a dönecek. Ve bunun neticesinde hocamın dediği gibi bir kör atışlık bir durum söz konusu. Tabii bunu da şöyle desteklemek lazım. Hani baktık ki barajı geçti. Baraj değil de sıfır çekmedik diyeyim artık. Hani bizim bu sene baraj diyebileceğimiz şey bu olsun. Sıfır çekmedik ve üstüne tercih edebileceğimiz bir puan aldık. Tamam, okey, neye bakacağız? Kontenjanı dolmayan bölümlere. Çok da büyük hayalim yok da bir üniversite okuyayım diyorum. 2 yıllıklara bakabilirim. 4 yıllıklardan kontenjanı dolmayanlara bakabilirim. Bir de açık öğretimlerle ilgili bir tercihlerde bulunabilirim. En mantıklısı bu olur zaten. Ama gerçekten bu yıl bir puanım var, bir yere gireyim, hani böyle hevesine okuyayım diyeceklerse, 2 yıllıklardan çok daha geride yer alanları, kontenjanı dolmayanlardan birkaç tanesini ön tarafa, 4 yıllıklardan. Altına da artık yazılacaklar da şu olur: açık öğretimlerde birkaç üniversite yazayım. Bunlar gelirse zaten bir şekilde ben okurum gözüyle bakmak lazım. Bu sene ben 320 puan aldım. Şu kadar bininciyim. Ne yapabilirim? Nereye gidebilirim sorusunu sorduğunda, eğer ki hayaline yakın bir bölümü tercih edebiliyorsa bu sene etsin. Çünkü gelecek yıllarda buradaki sıkışmalar muhtemelen daha farklılaşacak. Barajlarla ilgili düzenler değişir mi değişmez mi bilemeyeceğiz. Çünkü geçen yıl barajın kalkacağını yılın başında kimse açıkçası
bekleyebilir bir durumda değildi ama barajlar ortadan kalktı. Bunlar Türkiye'nin kendi içindeki gerçekleri. Gelecek yıl seçim yılı. O yüzden neyin ne olabileceğini şu andan kestirebilmek, mezuna kalın ya da kalmayın diyebilmek kolay bir öneri olmayacak. O yüzden öğrenci bu sene gidebilecekse, okuyabileceği bir üniversite ya da bölüm var ise bu yıl tercihi yapmasında aslında fayda var. Çünkü gelecek yılın ne getireceğini bilemiyoruz. Mezuna kalmayı düşünenler için bir öneriniz var mıdır? Yani burada şöyle bir şeyle başlayacağım. Bugün itibariyle başlasınlar çalışmaya. Çok ciddi bir yarış var yani önlerinde. Bu esprili şakaymış gibi söylüyoruz ama gerçekten bu en başta kendileriyle olan bir yarış ve kendilerini tanıma kısmı. Hani evet mezuna kalabilir, kendi idealidir. Öğrencinin hani elinden geleni ardına koymaz, daha iyi bir sonuç alabilir kesinlikle net olarak ve bu sıralamasını öne çekecektir diyebiliriz. Ama hani her geçen yıl bu işin kızıştığında ifade edebiliriz aslında yani. Çünkü her geçen yıl bir kere önceki yıllara nazaran sorular değişiyor. Şimdi yeni nesil sorular artık belirli bir standarda oturdu. Bu yılın sınavı daha kolaydı fark ettiğiniz üzere hepinizin. Hani özellikle biliyorsunuz matematik ve Türkçe TYT'nin hani sorunlu ikilisi. AYT'de herkesin kendi branşı diyelim. TYT'de Türkçe evet yine upuzun paragraflarla, matematikte yine biraz göreceli kolay sorular karşılaştık. O zaman önümüzdeki yıl sınavı bir tık daha matematiksel açıdan zor olacağını aslında söylesek yanlış olmuyor burada. Çünkü hani her seferinde bir kolay bir zor, bir kolay bir zor diye gidiyorlar ya da zorluk hani başka bir yere geçiyor diye ifade edebilir. Hani gelecek yıl mezuna kalıyorlarsa ilk bunu fark etmeleri gerekiyor. Ve yine bu yılki gibi bir zamanla karşılaşabilirler ama imkan varsa yerleşsinler. Az önce Gökhan hocamın söylediği gibi ve sizin ifade ettiğiniz gibi gelecek yıl seçim yılı. Hani bu yıl sınavı açıkladıktan sonra sınavla ilgili değişikliğe gittiler ki normalde bunun olmaması gerekiyor yasal olarak. Aynen öyle. Gelecek yıl yine böyle bir şeyle karşılaşacağımızın garantisi ya da karşılaşmayacağımızın garantisi. Bundan sonraki dönemlerde de alttan gelen öğrenci sayısının artması dolayısıyla her yıl aslında sınava giren öğrenci sayımızın daha da arttığını da göreceğiz diye tahmin ediyorum. Çünkü geçen yıllardan bu yıla kadar yaklaşık 2010'ların başından bu yıla kadar her sene aşağı yukarı 100 bin, 200 bin, 100 bin, 200 bin bir artış varken bu yılki başvuruyu başta söyledik 600 bin civarında mı yaklaşık 800-900 bin civarında mı bir artı vardı sınava başvuru sayısında. Şimdi diğer yıllara göre kat fazla. Gelecek yıllarda bu daha da fazlalaşacak. O zaman Katlanacak zorlaşacak mı? Zorlaşacak. Tabii burada daha farklı şeyler gündeme gelecek. Hani biraz önce söylediğim kişinin hangi mesleği yapmak istediği, hangi meslekte daha keyif alacağı ya da sadece devlet sektöründe değil ama özel sektörle ilgili neler yapabileceğini düşünmesi bizim için daha öne çıkacak. Çünkü şu an birçok üniversite mezununun aslında kendi işini yapmadığını, aksine girişimci bir şeyler yaparak daha farklı ürünleri ortaya koyarak gerçekten hayatta da oldukça başarılı olduklarını gösteriyorlar artık. Ve bunu da Instagram üzerinden ya da diğer kaynaklar üstünden fazlasıyla görüyoruz. Bu tamamen kişinin yaratıcılığıyla alakalı. Ve bu yaratıcılığı ortaya koyabilecek bir bölüme gittikten sonra aslında o üniversite onun için en iyi üniversite olacak. Belki sıralamada ilk bindeki öğrenciyi almayan bir üniversite ya da bölüm. Ama o kişi yaptığı şeyle çok daha yukarılara tırmandırmış olacak kendisini ve çok daha başarılı olacak. Demek ki ne seçtiğimizden ziyade seçtiğim şeyi ne kadar yapabileceğim benim için daha belirleyici bir kısım olacak. Bana uygun meslek nedir? Ben hangisini daha iyi yapabilirim? Hangisine mutlu olurum? Bunu tercih Evet. etmek kişiyi başarıya götüren en önemli unsurlar. Bir yandan da öğrencilerin ya da insanların hani bu şekilde kendilerine uygun olmayan şeyleri seçtiğinde başarısızlık hissiyle de karşılaştığını görüyoruz uzun vadede. Yani ben yapamıyorum, edemiyorum, benden bir şey olmaz. İşte çalışsam da olmuyor gibi. Hani negatif motivasyona sahip oluyorlar. Yani hayatta kendileri için bir adım atmaya daha aslında geriden başlıyorlar, üşengeç hale geliyorlar. Ki bunun sebebi aslında doğru tercih yapmamalarından geçiyor. Hani bizim sürekli Gökhan hocamın söylediği gibi kendi ilgi alanlarına göre bir şey yapsınlar. Çünkü orada çok ciddi bir süre geçireceğiz. Yani minimum 2 yıl geçireceğiz. Minimum. Önce sen sokusalar bile. Maksimum 6 yıl, 10 yıl daha da uzayıp gidebilir yani bunlar. Hani 4 yıl diye bakmamak lazım. Ve bu etiketi taşıyoruz sürekli. İster okul etiketi olsun, ister bölüm etiketi olsun. Hani mümkün değil. Ha, burada şöyle bir şey daha var. İlla 4 yıllık okumalım. Bence tartışılması gereken en önemli şeylerden biri bu. Hani her üniversitede illa 4 yıllık okumalı mı?
Yoksa 2 yıllık onun için yeterli mi? 2 yıllık okuduktan sonra 4 yıla geçişi düşünür mü? İşte dikey giriş sınavını falan da konuşmak gerekiyor aslında. Yani 2 yıllık okuyabilir bir öğrenci daha hızlı hayata atılmak istiyorsa, daha uygulamalı yapmak istiyorsa, yani illa orada 4 yıl daha diretmenin anlamı var mı? Aksi takdirde bu sefer de ya mutsuz mezun oluyorlar ve başka bir şey tekrar okumak için okula dönüyorlar. Hani boşa geçen zaman demeyelim de daha iyi kullanılabilecek zaman diyelim. Sonuçta okulda bir vizyon alıyorlar, bir şey görüyorlar. Hani ama hayatlarından çalmaya gerek var mı burada? TYT puanları bu yıla kadar kullanılabiliyordu bir sonraki yıl sınava girmeden TYT. Fakat bundan sonrasında kullanılamayacak. Hani ben bu yıl TYT'den şunu aldım, gelecek yıl ben bunu kullanırım. Böyle bir şey. Mezun kalayım deme kısmında maalesef olmayacak.